Karşınızda Apple Intelligence değil betası. Hatta onun için de bekleme listesine girmeniz lazım. Ha diyelim ki yapay zeka geldi. Mesela soralım haberlerde ne var? Henüz normal Siri gibi cevap veriyor bize. Yeni bir kamera denetim butonu var bir de. Kullanmak istediğimizde elimiz mikrofonu kapatıyor ya da selfie çekerken yanlışlıkla basıp ayar değiştirebiliyorsunuz falan. Neyse karşımızda en tuşlu en büyük iPhone. Web Tekno'dan hepinize selamlar dostlar. Hadi iPhone 16 Pro Max'i birlikte inceleyelim. Apple'ın yeni amiral gemisinde daha büyük bir ekran, yeni A18 Pro işlemci, yeni kamera denetim tuşu, yeni 48 megapiksel geniş açı kamera, 4K 120 kare video çekimi, uzamsal fotoğraf, yansıma önleyici, lens kaplama, hızlı şarjın 30 Watt'a çıkışı, 1 nit minimum parlaklık ve yeni renkler görüyoruz. İsterseniz en büyük değişimden kamera denetim butonundan başlayalım. Rahmetli Steve Jobs'ın bütün tuşlardan kurtulma fikrinin tam tersi, tüm sektörün unuttuğu kamera tuşunu sektöre geri getiren Apple, video izleme oranlarının %90'ını dikey videolar oluşturuyorken çok küçük bir kitle için şu gördüğünüz tuşu iPhone'a ekledi. Yarın öbür gün bu tuşun sevdiğini görüp döt olma ihtimalimi göze alarak soruyorum. Bu tuşa ne gerek vardı? Ya, dokunarak ekrandan zoom yapmak daha kolay değil mi? Bu tuşun konmasının sebebi bence az önce dediğim gibi çok küçük bir kitlenin kamera deneyimini pekiştirmek. İçerik üreticileri, videograferlar ve genel anlamda mobil fotoğrafçılıkla ve prodüksiyonla uğraşanlar. Bu yoruma iPhone 14'ten beri çoğu kullanıcının günlük hayatına pek etki etmeyen, sadece kamerayla aşırı neşir olmayı sevenlerin yükseldiği aksiyon modu, ProRes, log çekim ve Final Cut kamera gibi özelliklerin öne çıkarılmasından ulaşıyorum. Belki de yanlış düşünüyorum, bilmiyorum. Ama bu bir gerçek. iPhone Pro modelleri müthiş birer kamera telefonuna dönüştü. Hani eskiden iPhone'la çekilen kısa filmler çok şaşırtıcıydı falan, artık bunlar normale döndü. Ama yine de çoğu kullanıcıyı ilgilendirmiyor aslında. Getirilen yenilikler 2011'deki Siri, iPhone 7'de jack girişinin kaldırılışı, bir Face ID, bir dinamik ada gibi tüm kullanıcıların telefonu ilk ellerine aldığı an etkileyen ve bir şekilde telefonu diğerlerinden ayrıştıran özellikler değil de daha çok profesyonel ya da niş kullanıcıya hitap eden telefonu önceki nesillerden bambaşka bir yere konumlandırmaktan çok önceki neslin eksik kalan yapboz parçalarını tamamlamak gibi hissettiriyor. Edebiyatı bırakalım. Peki deneyimi nasıl kamera denetim tuşunun? Buradaki ana düşünce bence fotoğraf makinelerindeki kişiselleştirilebilir tekerlerin telefon versiyonunu tasarlamak. Ama pratikte henüz tam potansiyeline kavuşmuş gibi görünmüyor. Eğer daha çok dikey videolar çekiyorsan bu tuş bana ekrandan zoom yapmaktan daha zor bir deneyim sunuyor. Eğer daha çok yatay videolar çekiyorsam ve iPhone'u harbiden bir video kamera niyetine kullanacaksam neden bu tuşla kameranın tüm özelliklerini kullanamıyorum? Normal videoda pozlama ve zoom'a yarıyor. Sinematik modda da artı olarak diyaframı değiştirebiliyorum. Onu da kayıttayken yapamıyorum. Bana esnekliği sunmuyor. Kayıttan önce ayarlamam lazım. Daha fazlası şu an için yok. Belki Apple'ın bu konuda tahayyül edemediğimiz bir vizyonu vardır. Bende o etkiyi uyandırmamıştır ama gerçekten kamera deneyimine artı kattığı bir şey göremiyorum. Aksine yanlışlıkla dokunup pozlamayla oynayabilirsin. Sinir bozucu bir deneyim olabilir falan. Denetim tuşunun bende bıraktığı ilk etki bu dostlar. Ama mesela bu tuş çok daha kişiselleştirilebilir olur yarın öbür gün. Mesela bir iki tane seçenek değil de herhangi bir kamera fonksiyonunu kestirme olarak atayabileceğimiz hale gelir. O zaman bir pro kullanıcı olarak fikrim değişebilir. Bu konuda sizler de yorum bırakırsanız sevinirim. Denetim tuşu dışındaysa kamera deneyiminin daha akıcı, zaten güzel olan kameranın artık bize bazı noktalarda daha çok fırsat sunan bir hale geldiğini söyleyebilirim. Mesela 48 megapiksellik yeni geniş açı kamera. Burada benim gördüğüm asıl yenilik çözünürlük değil, gece performansı. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi gece performansı bu telefonda olabilir. Zaten rakipleriyle de karşılaştırmasını yapacağız. Ama keskinlik, kumlanma ve alan derinliği konusunda gerçek bir performans geliştirmesi gördüm ben. Pratikte bence ciddi bir geliştirme var. Bu sensör değişiminden de olabilir veya belki de yansıma önleyici lens kaplamasından da olabilir. Bilemiyorum. Bu arada yansıma önleyici konusunda farklı fikirler var. Çok fark yaratmadığını söyleyenler var. Bir ilginç bir olay, teknoloji magazini olarak değerlendirebileceğimiz bir olay var. O da yansıma önleyici lens kaplaması özelliğinin bazı ülkelerde resmi Apple sitesinde görünüp bazılarında görünmemesi. Olay Kore'de yansıma önleyici lens kaplaması özelliğinden etkilenip 16 Pro Max alan bir müşterinin telefonu sipariş ettikten sonra sitede özelliği görememesiyle ortaya çıkıyor. Ve sonra bu kişi Apple destekle görüşüp konu hakkında net bir bilgi alamadığını Reddit'te paylaşıyor. Hakikaten de biraz baktığımızda Apple'ın Amerika ve Kore sitesinde bu özellik yazmıyor. Ama Kanada, Almanya, Fransa ve Türkiye sitelerinde yazıyor. Belki satılan versiyonlar farklı olabilir. Çin için üretilen iPhone'lar biraz daha farklı oluyor mesela. Onun gibi bir
farkı olabilir ama bilmiyoruz. Bu sadece bir fikir. Olayı görmüşken size de aktarmak istedim ve konu muallaktayken de yansıma önleme için net bir yorum yapmak istemiyorum şu an. Videoda ise yeni 4K 120 kare çekim özelliği var bildiğiniz gibi. Bu yine bence daha çok video işleriyle haşır neşir olan daha işin ilgilisi bir kitleye hitap eden bir özellik. Ve şu an zaten bu özelliği bize sunan 5-6 tane telefon var. Ülkemizde ise 3 tanesini görüyoruz. S24 Ultra, 16 Pro ve 16 Pro Max. Bu özellik için amiral gemi seviyesine çıkmaya gerek var mı? Bence yok ama profesyonel seviyede çekim yapanlar için manuel ayarlamalarla çok iyi performans sunabilecek bir özellik. Zaten tam teşekküllü bir vlog kamerası haline gelmiş. iPhone'un potansiyelini yükseltiyor bence bu özellik. Diğer özellikler ise uzamsal video, uzamsal fotoğraf, uzamsal ses ve ses mixi. Uzamsal video ve fotoğrafı deneyimlemek için maalesef Apple Vision Pro'ya ihtiyacımız var. Diğer ekranlarda 2D yani normal bir fotoğraf gibi görünüyor. Ama destekleyen kulaklıklarda uzamsal sesi gayet iyi bir şekilde deneyimleyebiliyoruz. Ses mixi ise yine meraklısı için bence güzel özellik. Evet dostlar, şu an sesimi iPhone 16 Pro Max'in kamerasından duyuyorsunuz. Direkt günlük konuşma tonunda konuşuyorum. Çok bağırmıyorum, çok sesimi yükseltmiyorum. Normal günlük konuşma tonunda denemek istedim ses mixi özelliğini ve bilerek böyle gürültülü bir alan seçtim. Gördüğünüz gibi arkada şu anda ağaçlar budanıyor. Ve ses mixinin içindeki farklı modlarla şu an benim sesimin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Sesi nasıl işlediğini cihazın sizler de duyuyorsunuz. Özellikle kadraj modu bence çok güzel çalışıyor. Eğer yeni AirPods 4'ün aktif gürültü engelleme özelliği de böyleyse AirPods 4 net alınır. Bahsettiğimiz yeni ve ilginç özelliklerin dışında genel olarak kameraları yorumlamam gerekirse iPhone 16 Pro Max bence çok iyi bir kamera telefonu. Yeni Fusion ana kamera hem fotoğrafta hem de videoda çok iyi bir performans sunuyor ve telefonun en güçlü kasını oluşturuyor bence. Saydığımız yeniliklerde profesyonel kullanıcıların ihtiyaç duyduğu eksik ya boz parçalarını birleştiriyor. Peki şimdi bir de başka bir pencereden bakalım. Diyelim ki iPhone 15 Pro ve hatta 14 Pro'muz var. Pro, Pro Max fark etmez. Bu yeni özelliklerle pek ilgili değilsiniz. Kamera size sadece anı, hatıra, Instagram'a fotoğraf çekmek için lazım. Ne kaybediyorsunuz? Kameralar aynı değil tabii ki, performans farkı var ama geniş açı ve gece performansı dışında hayati bir kayıp göremiyorum. Bu incelemede nasıl kamera için uzun uzun konuştuysak Apple Intelligence için de uzun uzun konuşmak isterdim ama maalesef henüz konuşmamız pek sağlıklı değil çünkü genel kullanıma açılmadı. Yapay zeka özelliklerini incelemek artık konu başlıklarımızdan biri oldu. Daha uygun fiyatlı telefonlarda bile bir iki tane yapay zeka özellikleri oluyor, bahsediyoruz. Ama henüz Apple tarafında tam teşekküllü bir yapay zeka sisteminden bahsedemiyoruz. Sadece iOS beta kullanıyorsak bekleme listesine girerek Apple Intelligence beta'yı kullanabiliyoruz. Nasıl oluyor? Meraklısı için yine de aktaralım. iOS beta kurduktan sonra telefonun bölgesini ABD dilini ise İngilizce yapmamız gerekiyor ve tüm bunları yapsak bile şu an sadece birkaç özelliği aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Siri'nin arayüzü yeni arayüze dönüşüyor. Notlarımızı ve ses kayıtlarımızı metne dönüştürebiliyoruz. Fotoğraflardan obje silebiliyoruz. Aramalarımızı kaydedebiliyoruz ama tabii ki karşı tarafa bildirim gidiyor. Bu iyi çünkü ülkemizde yasal değil biliyorsunuz. Bir de odak modunda yapay zekanın gelen bildirimleri bizim alışkanlıklarımıza göre filtrelemesini sağlayabiliyoruz. Yani şu anda telefonun içindeki canavar gibi donanımın hakkını verecek bir yapay zeka sistemini sadece İngilizce ve onu da beta, yani henüz potansiyelinin çoğunu görmeden kullanabiliyoruz. Bazı rakipleri yeni yapay zekalarını genel kullanıma sunmuşken. Gerçi İngilizce konusunda hakkını yemeyeyim. Şu an telefon markalarının yapay zeka sistemlerinde Türkçe çalışan bir sistem yok. Ama en azından genel kullanıma sunsaydı iyiydi. Ha, çok gerek var mı derseniz, ChatGPT ve onun segmentindeki rakiplerini kullanarak şu an bir iPhone 13'ü bile gayet yapay zekalı bir telefon haline getirebiliriz ama burada büyük bir parantez açmam lazım. Çünkü birebir aynı deneyimden bahsedemeyiz. Apple yapay zekayı kullanırken verilerimizi saklamayacağını ve sadece isteklerimiz için kullanacağını vaat ediyor. Üretken yapay zeka tarafında ise hem metinsel hem de görsel materyal üretiminden bahsediyor. Başka yapay zeka platformlarını kullanmak istersek belki metin için ayrı, görsel için ayrı platformları kullanmamız gerekir. Ve Apple Intelligence'daki cihaza özel, yani size özel yapay zeka öğrenimi kadar kolay olmaz. Belki de yapay zekayı sizin eğitmeniz gerekir. O açıdan evet, iPhone kullanıcıları için
Apple Intelligence çok kolay olacak. Ama iPhone 15 Pro'nun altındaki hiçbir iPhone'la Apple Intelligence kullanamayacağız. O yüzden hakikaten iPhone 11, 12, 13, 14 serisini kullanıyorsak ve yapay zekaya meraklıysak tek çaremiz yapay zeka platformlarını kullanmayı öğrenmek. Yani hadi eski serileri bir kenara bırakayım. Yani çoğu marka zaten belli serilerine bu özelliği sunuyor ama en azından düz 15'lere, 14 Pro'lara, düz 14'lere falan sunulabilirdi bence Apple Intelligence. Geçelim donanıma. 16 Pro Max gördüğümüz en tuşlu iPhone olmasının yanı sıra en büyük iPhone. 6.9 inç. Bu büyümenin gerektirdiği çözünürlük geliştirmesi de yapılmış. 15 Pro Max'e göre daha yüksek bir çözünürlük görüyoruz ve bir artı olarak ekran parlaklığının 1 nite kadar düşebilmesi yeniliği var. Bu özellik satır arasında kaldı gibi ama bence önemli çünkü enerji verimliliği açısından ciddi bir tasarruf sağlayabilir ve Apple biliyorsunuz batarya seviyesini genel trendlerden biraz düşük tutar. Şu an mesela çoğu telefonda 5000 mAh seviyesinde batarya görürüz ama 16 Pro Max 4685 mAh seviyesinde tutulmuş. O açıdan enerji verimliliğini gözeten bu tür özellikler bence önemli iPhone'lar için. Daha yeni neler var diye soracak olursanız da ekran tarafında 16 Pro Max'in önceki nesildeki ekran özelliklerini birebir taşıdığını görüyoruz. 120 Hz, hep açık ekran, HDR, True Tone ve açık havada 2000 nit parlaklık değeri aynen korunmuş. Zaten iyi bir ekrandı ama bence yansıma önleyici bir kaplama ya da bir katman olsa çok daha iyi bir hale gelebilirdi. Apple monitörlerinde zaten bu teknolojiyi sunan bir marka ve bence bu ekrana da çok yakışırdı. Bir amiral gemisine yakışırdı yani. Getirebileceğim tek yorum bu. Ama eğer düz iPhone 16'yı konuşuyor olsaydık onun 60 Hz oluşunu ciddi anlamda eleştirebiliriz. Artık fiyat performans bir kenara, en uygun fiyatlı telefonlarda bile 90 Hz görürken 65 bin liralık bir telefonda 60 Hz görmenin nedenini gerçekten anlayamıyorum. A18 Pro çipe bakalım. A17 Pro ile Apple ticari anlamda ilk 3 nanometrelik mobil çipi sunmuştu bize. A18 Pro'da da yine 3 nanometrelik bir mimari karşımıza çıkıyor. Bence en büyük esprisi Apple'ın yapay zekaya da odaklanarak geliştirdiği ilk işlemci oluşu. Önceki işlemcilerde de makine öğrenimi çok önemli de iPhone için ama A18 Pro'da Apple Intelligence performansına odaklandıklarının altını çizmişlerdi. AnTuTu testini 15 Pro Max'in büyük kapışma videosundaki performansıyla karşılaştırmak istiyorum. Çünkü kondisyon itibariyle şu an elimizdeki 16 Pro Max ile o dönem 15 Pro Max birbirine yakın. Şimdi yorgun bir telefon. İki model arasında %12'lik bir puan artışı var gördüğünüz gibi. Neticede bu bir sentetik test ama en azından fikir vermesi için göstermekte fayda var. Benim asıl merak ettiğim oyun testi. Çünkü 15 Pro Max ısınma konusunda tartışmaya açık bir telefon. Cidden fotoğraf editlerken bile ısındığına denk geldim kullanırken. 16 Pro Max'te ise yeni bir soğutma sistemi var. Bakalım oyun performansına nasıl bir sonuç sunacak. Performans konusunda özetlemem gerekirse 16 Pro Max şu ana kadar geliştirilmiş en güçlü mobil işlemcilerden birine sahip ve günlük kullanımda yazılımsal bir hata veya bir bozulma olmadığı sürece asla yarı yolda bırakmayacak bir telefon zaten. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Instagram'la, Twitter'la kastırabileceğimiz bir telefon değil. Hatta 11 bile kasmaz hala sosyal medyada. Şöyle genel olarak toparlamam gerekirse iPhone 16 Pro Max donanım ve kamera tarafında her cephede rahatlıkla birincilik için çarpışacak. Ama yapay zeka konusunda ezeli rakibinin gerisine kalmış bir telefon. Ayrıca zaten uzun uzun konuştuk ama kamera denetim tuşu çok küçük bir kitleye hitap ediyor bence. O tuşun şu an sunduğu işlevler bence ekran üzerinden daha kolay yönetiliyor. Ya da şimdilik öyle gibi geliyor bilmiyorum. Sonuçta dünyanın en büyük şirketlerinden biri tabii ki tasarım konusunda benden daha vizyoner düşünecek. Sizler de hem kamera denetim butonu hem de genel olarak cihaz hakkında fikirlerinizden bahsederseniz sevinirim dostlar. Sizce iPhone 16 Pro Max'te nasıl videolar çekelim? Merak ettiğiniz konuları da yazmayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.